Celal abi şeyi özellikle söylüyor. Bu depremden sonra Adana'nın ve Osman Gazi'nin ciddi anlamda teyakkuzda olması gerektiğini, bir riskin daha da yükseldiğine dair bilimsel verileri paylaşıyor. Kandilli'nin bu... Osman Gazi'de, Osmaniye mi demek istediniz acaba? Özür dilerim, Osmaniye demek istedim tabii. Çok özür dilerim, dilim sürçtü. Kandilli'nin bu anlamda o bölgedeki ölçümlemeleri ne aşamada? Elde böyle bir takip süreci var mı? Aynı soruyu İstanbul için de soracağım. Yani Marmara Denizi'ndeki fay hatlarıyla ilgili bildiğim kadarıyla Celal abi'den ve Naci Hoca'dan bildiğim kadarıyla ve sizden de zaman zaman öğrendiğimiz şu an en sık ölçülen, en yakın takip edilen fay hattı orası. Evet. Ama bu nasıl bir takip? Çok detayını biz bilmiyoruz. Şöyle öncelikle biraz önce söylediğin sorular. Şimdi ben şu anda karşınızda Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Haluk Özener kimliğimle oturuyorum. Bilim insanı Haluk Özener kimliğimle otursam daha farklı şeyler söyleyebilirim. Sebebi de şu, Celal Hocam da bahsetmiştir. Yani yer bilimleriyle uğraşanlar, aslında benzer verileriyle kullanan bir sürü bilim insanı çok farklı yorumlarda bulunabiliyor. Yani Celal Hoca söylüyor, Kandilli'de çok değerli bilim insanları var ama bilimin gereği onların içinde de fikir ayrılıkları var. Yani farklı farklı görüşler, düşünceler olabiliyor. Şimdi bizim şu anda Celal Hoca herhalde bir kısmını kaçırdım. Stres transferi herhalde, değil mi hocam? O sebeple dolayı diğer yandaki fayların daha tehlikeli olabileceğinden bahsediyor. Kırılması muhtemeldir. Bu da bir, yani olasılıklardan bir tanesidir. Yani biz hep şundan bahsediyoruz. Örnek veriyorum ben. Bizim Boğaziçi Üniversitesi'nin açık dersleri var. Böyle popüler bilim tarzında bilim insanlarına değil de halka anlatıyoruz biz bazı, hani bu depremdir, tsunami'dir, meteorolojik afetlerdir, afet eğitimidir. Oralarda şunu söylüyorum, biz hep Marmara'ya yoğunlaşıyoruz ya, birazdan bağlayacağım Marmara'ya da. Ama mesela hiç biz şeyi konuşmuyorduk değil mi? Doğu Anadolu falan diyoruz, fayı diyoruz. Fakat mesela Antakya'yı hiç konuşmuyorduk biz, değil mi? Hiç konuşmuyoruz. Ama bakarsanız tarihi kayıtlara, 115 ve 525 milattan sonra ya da 526 yıllarında Antakya merkezi çok büyük afetler olmuş. Yani tarihsel kayıtlara bakınca böyle 250-260 bin kişinin hayatını yitirdiği depremlerden söz ediliyor. Bir başka şeye geleceğim. Burada kendi uzmanlık alanımla ilgili. Şimdi bazı faylar vardır ki deprem tekrarlama aralıkları 100 sene. İşte bazı yerlerde 250 sene olabiliyor. Aynı fay boyundan bahsediyoruz. Yani fayın uzunluğu aynı da olsa bazı bölgelerde deprem tekrarlama aralıkları 250 yılsa, örnek veriyorum, yılda 25 milimetre, 30 milimetre hareket eden, yıllık yer değiştirmesi olan bir fayla, daha doğrusu bir blokla, yıllık hareketi 5 milimetre olan bir fayda meydana gelen enerji birikimi diyelim, biriktirme hızı yaklaşık arasında 5-6 kat fark var. Yani bir yerde aynı uzunlukta bir fayda deprem tekrarlama aralığı 250 yılsa diğer fayda 1250-1500 yıl olabiliyor. Buradan şuraya geleceğim. Aslında bizim hafızamız çok zayıf olduğu için veya bu, yani 3 nesil öncesinde belki dedemizin dedesinden bazı şeyleri hatırlıyoruz ama onların 10 nesil öncesinden, bundan 1500 yıl önce olan bir depremin kayıtlarını çok sağlıklı bilmediği için insanlar, yani Hatay, Antakya'da veya işte bu Doğu Anadolu üzeri, fayı üzerinde birçok yerde bir enerji birikimleri böyle damla damla birikiyor. Fakat öyle bir şey oluyor ki belki o damlanın, o bardağın son aşamasına gelmiş oluyoruz. Bir damla daha attığın zaman o bardaktan su taşıyor. Dolayısıyla deprem olabiliyor. Yani biz Türkiye'nin hep böyle fokus olarak Marmara'ya yoğunlaşmışken Türkiye'nin başka bir sürü yerinde 7'nin üzerinde deprem olasılığı olacak yerler var. Deprem beklenen yerler var. Ama bunları söylerken de dediğim gibi bilimsel temelleri oturtmak lazım. Mesela her yeri de bu fay 7,5'luk deprem üretebilecek bir faydır. Evet, o fay 7,5'luk deprem üretebilecek bir fay olabilir ama oradaki deprem tekrarlama aralığı nedir? Örneğin 100 yıl önce bir deprem olduysa bunun deprem tekrarlama aralığı 1500 yılsa önümüzdeki 1400 yıl için herhangi bir tehlike yok bizim adımıza. Yani aslında konuşurken de
bazı bilimsel temellerin üzerine dayanarak konuşmak lazım. Bilmem yani kendimi ifade edebildim mi? Gayet yoksa peki. İşte şurası çok net ifade ettiniz. Şurası riskli demenin de çok bir anlamı yok.